Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kitaplığımdaki bütün serileri yorumluyorum. Part 2. Bildiğiniz gibi yani büyük ihtimal çoğunuz izlemişsinizdir ama izlemeyenler, kanala ilk defa gelenler falan öncelikle hoş geldiniz. Ve bunun bence ilk part 1'ini izleyin, sonra part 2'ye gelin. Çünkü kitaplığımda rafları böyle sırayla gidiyorum. Böyle kitaplığımı da öğrenmiş olursunuz. Hatırladığım üzere Alacakaranlık'ta kalmıştım. Şimdi videoyu bekletmeden direkt Alacakaranlık'tan devam ediyorum. Alacakaranlık şöyle, hani yine benim okumadığım bir seri diyeceğim ama bu aslında benim kitaplığımda olması gereken bir kitap da değil çünkü bunu ben almadım. Bence çoğunuz yapıyorsunuzdur. Ailenizde biri kitap okuyorsa onun kitaplığını da karıştırıyorsunuz. Yani doğal olarak bence. Ben de annemin kitap çekmecesini karıştırırken bir baktım annemde Alacakaranlık var. Annemde bunun ne işi var falan böyle şeyler yaşarken dedim ki ben bunu bir araklayayım. Kendi kitaplığımda dursun ne olacak? Yani bana kendini hatırlatsın falan diye düşündüm. Çünkü şöyle, hayatımda ilk defa bir serinin kitabını değil dizisini yani filmini izlemek istiyorum. Büyük ihtimalle Alacakaranlığı yani aslında okuyabilirim biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama yani daha doğrusu şöyle, dayanamayıp filmini izleyeceğim ve filmini izledikten sonra kitabını okumak istemeyeceğim gibime geliyor. Çoğu kişi de aslında şey diyor, filmini izle falan diyor. O yüzden aslında aklımda, Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Çünkü arada dayanamıyorum. Aklımda yaz tatilinde eğer Harry Potter maratonu yapmazsak Alacakaranlık maratonu yapmak var. Umarım bunu gerçekleştiririm. Çok istiyorum yani. Bu arada zaten kamerada o kadar sarı gözükmüyor. İşte mükemmel ışıklandırmamdan kaynaklı. Neyse ama yani çok eski bir kitap. Sonra liste. Bu serinin bende sadece ilk kitabı var. Zaten çevriden sadece iki kitabı var. İkinci kitabı da yeni çevrildi ve haliyle alamadım. Çünkü kitap alma yasam var artık biliyorsunuz. Yani bilmeyen kaldı mı cidden? Liste benim için çok özel bir kitap. Çünkü kanalımı eskiden beri takip ediyorsanız benim ilk videom liste kitap yorumu ve ben şöyle YouTube'a başladım çok kısa anlatırsam. Listeyi okuyordum. Böyle son sayfalarına yaklaşmıştım. Bu arada Reading Slump'taydım. Reading Slump'tan çıktığım da kitap olmuştu. Ondan sonra böyle kitapta manyak şeyler oluyor. Tamam. Bu arada bir dakika biraz kafa boşluğu bırakayım. Kitapta manyak şeyler oluyordu. Ben de bunları anneme anlattım. Çünkü içimde tutamadım. O zamanlar tabii booktuber'ımız falan yok yani. İçimde tutamadım. Bunları anneme anlattım. Ondan sonra annem dedi ki bana. İşte Defne de diksiyonun çok güzel. Neden YouTube kanalı açmıyorsun, zaten istiyordun, işte booktuber olurum falan. Böyle başladım. Aslında birazcık kendi içimde olan gaz ve annemin bana da bir tık böyle ittirmesiyle booktube'a başlamış oldum. Ve ilk videomda zaten liste kitap yorumuydu. Çok berbat bir videoydu. Yani izlemenizi tavsiye etmiyorum. Gözlerde kalıcı hasar bırakabilir ama yani bakmak isterseniz de olabilir. Malamander. Sanki ben bundan geçen part 1'de bahsettim gibime geliyor ama sırayla gittiğimde Malamander bahsetmemiş olurum. Eğer bahsettiysem bu kısmı silerim. Malamander'i zaten şeyden sonra, Asel'den önce bitirdim. Asel videom da çok güzeldi bu arada. Onu da izleyin ya. Onu büyük ihtimalle izlemişsinizdir ama o bayağı izlendi. Asel'den önce bitirdim ve çok mükemmel bir kitaptı. Yani böyle o kadar çerezdi ki tık 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 okudum böyle ve bitti bir anda. Zaten Genç Timaş yayınlarını ben çok seviyorum. Aslında o kadar bir sevgim yoktu. Bu sene bayağı bir sevmeye başladım. Çünkü 13-14 yaş kitapları yazıyor. Yani bu kamera ne tarafa düşüyor ya? Kafa boşluğu bırakamıyorum. Şunu sıksam. Evet. Hep böyle içinde hani o sakıncalı unsurlar olmayan kitaplar basıyor. Bütün kitapları böyle. Ve hem roman hem çocuk kitapları basıyor. Yani roman tadında çocuk kitapları basınca çok mükemmel çerez kitapları ortaya çıkıyor. Fontları da çok büyük. Böyle direkt oku geç mükemmel. Zaten şurada posteri var. Yeni astım onu da. Geçen videoda fark ettiyseniz fark etmişsinizdir de. Neyse. Bu arada bu videoya serilerin konularını öğrenmek için gelenler için maalesef seriler hakkında anılarım ve duyduklarımı anlatıyorum genelde. Çünkü serilerin yarısını okumadım. Okumadım. Çıldırıyorum ya. Bu konuyu hepiniz biliyorsunuzdur. Artık bunaltmak istemiyorum size. Ve yine okumadığım bir seri Uyanış serisi. Uyanış serisi benim arkadaşımın verdiği bir kitaptı ve kitabı gösterdiğim videoda, onu da isterseniz bütün videoları izleyin ya, kanala girin böyle teker teker izleyin yemek saatinde. Ve o videonun yorumlarına sürekli şey gelmişti. Uyanış Reading Slump'a sokuyor, Uyanış'ın ilk kitabı hele işte en şeye gıcık olacaksın orada karakterde. Uyanış'a bayağı bana ön yargı yaptırdınız ve korkuyorum. O yüzden böyle okuma aşkıyla dolduğum o nadir mükemmel zamanlardan birine en azından
uyanışı koymak istiyorum ki Reading Slump'a girme durumum olmasın. Evet, her iki kitabın seri olduğu bir kitaplıkta devam ediyoruz. Kitaplık turu yapsam bu kadar, gerçekten hani en fazla bu kadar. Yani tanıtmadığım şurada birkaç kitap kaldı ya. Hepsi mi seri olur? Labirent serisi. Labirent serisinin ben ilk kitabının yarısını okudum. Bence çok değişik bir kurguya sahip. Göstersem daha mı iyi oluyor? Bence çok değişik bir kurguya sahip ama yani seri hakkında bir tık bilginiz varsa şu an şurada gördüğünüz zıtlığı anlamışsınızdır. Bilmeyenler için bu serinin ilk kitabı, bu serinin son kitabı. Ve seri 7 kitap mı 6 kitap mı? Yani hani bayağı saçma sapan son kitabı elimde serinin. Neden derseniz, daha okumaya yeni başlamış bir velet iken ben. Daha böyle 3 sene önce falan böyle tek tük kitaplar okuyorum. Daha okumaya bile tam başlamamışım. Hani daha Warcross'u falan okumuyorum. Hani o şeydeyim, yıllardayım. Gittim ben bunu aldım. Kitaplarda bir bilgim yok. Tek bildiğim kitapların internette daha ucuz olduğu. En azından onu akıl edip internetten kitap alıyorum. Labirent'i yazdım işte. Aa dedim, bunu sepete ekleyeyim. Aa bunu da sepete ekleyeyim. Geldi. Ben hala bu arada bilmiyorum. Geçen işte kitaplığıma bakıyorum. Geçen dediğim de 2 sene önce falan. Kitaplığıma bakıyorum. Dedim ben bu seriye devam mı etsem? Hani güzel bir. Ben uzun serileri severim. Ondan sonra baktım kitapların sıralamasına falan. Bir baktım virüs kodu son kitap sıralamasında. Nasıl olur dedim. Bir şey yapıyorum yani. Stalklıyorum seriyi. İlk kitap ve son kitap. Tamam deyip seriyi birazcık ertelemiş olabilirim. Sırada çoğunuzun bildiği, ya okuduğunuz ya fan girl bir kankanızın olduğu bir şekilde duyduğunuz bir seri. 4N1K. Burada fark ettiniz mi? Çok böyle mi? Kendime nazar ederim. Böyle aşırı konuşma ve bence eğlence modundayım. Güzel bir video. Bak böyle videoları çok seviyorum. Ben bile başkası çekse izlerim ha. 4N1K serisi benim zamanında fanlık yaptığım bir seri. Hatta 4N1K'ya fan hesabım vardı. Ve 5000'e yakın takipçim vardı. Çok iyi ortam vardı orada. Böyle admindim, anlıyor musunuz? Çok böyle... Bilmiyorum ya. Çok öyle bir hesabım tekrar olsun isterim. Böyle 5000 takipçiyle falan çok güzel ortam oluyor. Böyle canınız sıkılıyor. Bana soru sorun diyorsunuz. Oradan şu anki okur bilgisinde de bu arada çok eğleniyoruz. Arada soru cevap yapıyoruz. Sürekli ben zaten oradan ne yapacağımı paylaşıyorum falan. Onu da takip edin şuraya. Ama bilmiyorum. Yine de o 4N1K ortamını özlüyorum ya. Böyle bilmiyorum. Anılar. 4N1K'nın ben filmini de izledim, dizisini de izledim ama keşke dizinin sonunu getirselerdi. Yani böyle sezon finali bile olamayacak nitelikte bir yerde diziyi final yaptılar. Ben, ve final yaptığını bile tam böyle söylemediler. Biz devamı ne zaman gelecek, devamı ne zaman gelecek diye diye devamının gelmeyeceğini anladığımızda aa finalmiş demek ki bu falan olduk. Keşke öyle bitirmeselerdi ama olsun. 4N1K serisi eğer ortaokul 7 civarıysanız kesinlikle ve fanlık yapmayı seviyorsanız. Bu bence önemli bir şey çünkü sevmiyorsanız başa bela. Seviyorsanız alın okuyun, çok mükemmel yani. Ortaokul şey ne ya, pamuk şeker bulutu. Ortaokul pembe bulut hikayeleri onlardan. Ve geldik. Beni tanıyanlar... Ne kadar çok beni tanıyanlara ithaf ediyorum bir şeyleri. Beni bilenler, bilmem ne yapanlar. Kitaplığımda ben kirke kitabının olmadığını bilir. Onlar bir el kaldırsın, bir şeyler yapsın. Ben kirke kitabı çünkü bana yeni geldi. Şöyle ben almadım arkadaşlar, sakin. Kitap alışverişi yapmadım lütfen. Annem kitap alışverişi yaptı ve yani kafasında ben kirke kitabını okumak gelmiş. Ben de dedim ki aa ben de kitabı okumak istiyordum. Haydi alalım. Yani aslında benim kitabım değil. Sonuçta annemin kitabı. Benim kitaplığımda duruyor. Ben de okuyacağım. Yani tam olarak o değil bence. O ben almamış oluyorum. Ama ben kirke kitabı sonuç olarak benim kitaplığımda. Ve aslında başladım. Çok az okudum. Yani böyle sadece yazım tarzını çok merak ettiğim için başladım. Çünkü tanrılar, hani baş karakterimiz, tanrı çocuğu. Genel olarak muhatabımız tanrılar, dünyalar üretiliyor, tüketici bir şeyler oluyor ama yazım tarzını çok merak ettiğim için birazcık başladım. Yani geldiğinde çünkü çok heyecanlandım. Aşırı garip biliyor musunuz? Yani kitapta böyle Zeus'un senin bir arkadaşınmış gibi betimlenmesi çok garibime gitti ve okumak için tekrardan sabırsızlanıyorum. Zaten büyük ihtimalle bundan devam edeceğim. Ama malum sınav haftası,
haftaya, 2 hafta boyunca okula gideceğiz. Birazcık korkuyorum yani ondan. Neyse. Onanlı'yı okumaya ara verdim. Ama başladığımda, inşallah bitirdiğimde, o ay okuduklarım videosunda yorumu gelir. Diğer kitaplığıma gittim. Bu kitaplık Allah'tan bitti. Gözlük. Aslında bunu bu videoya dahil etsem mi bilemedim. Çünkü ben bunun seri olduğunu bile çok muhatap almıyorum. Yani benim için birinci kitap bittikten sonra bitti. İkinci ve üçüncü kitabı olduğunu ben böyle Diyanar'da gezerken rastgele denk geldim. Öyle öğrendim. O yüzden bu benim için, benim gönlümde tek kitap ama yine de birazcık bahsedeceğim. Gözlük kitabı sanırım birçok kişi tarafından beğenilmiyor. Yani antileri var. Ama ben neden, yani çok ergence bulunuyor sanırım. Sonu bence de ergenceydi ama ben bunu çok küçük yaşta okudum. Yani bayağı küçük yaşta okudum. 10 yaşında olabilirim. 10... Aynen 11 falan, 10-11 yaşlarında okumuştum. Ve o zamanlar bana arkadaştı. Yani hatırlıyorum böyle babamın evinde ilk evleri falandı böyle. Ranza'da böyle daha yeni alışıyorum eve. Herkes böyle yatıyordu. Ben şey, fenerimi falan açıp gözlük kitabını okuyarak böyle mutlu olmaya bir şeyler yapıyordum. Ve çok şeye girmedim de, yani anladınız mantığı. Hani böyle o şeyde gözlük kitabını okuyarak böyle bir sosyalleştiğim, böyle bir alemlere girdiğimi falan hissetmiştim. Bir de tabii o zamanlar yine kitap okumadığım zamanlar olduğu için bir dünyaya girince wow oluyordum. Bilmiyorum ya, gözlük kitabı bana onu sağladığı için benim hep hoşuma gitti. Böyle bir antiliği falan olmadı. Aşırı kalın. Yani 10-11 yaşlarındaysanız okuyun. Eğer daha ileri yaştaysanız okuyun mu bilmiyorum. Çünkü kitabı çok hatırlamıyorum. Ama hissettirdiği duyguları çok iyi hatırlıyorum ve bilmiyorum, çok güzeldi yani. Evet, videonun sonlarına geldik. Bu seriden neredeyse hiç bahsetmeyeceğim. Çünkü seri hakkında hiç bahsetmeyeceğim deyip yarım saat konuşursam hiç şaşırmayın ha. Hiç, yani çünkü hiçbir şekilde okumadım. Hiçbir şekilde bilgim yok. Konusunu bile bilmiyorum. Çünkü yine arkadaşımın verdiği kitaplardan. Ama hoş gözüküyor ve ben hiç korku, gerilim, psikolojik gerilim, o tarz hiçbir şey okumadım. Hiçbir kitap okumadım bu zamana kadar. Bilmiyorum, bir türlü okuyamadım yani. Benim tarzım mı onu bile bilmiyorum, düşünün. Ama okuduğum zaman ya bundan başlarım ya da bilmiyorum. O kitaplıkta bayağı bir korku, gerilim var. İlk korku gerilim kitabıma özel bir video çekmek istiyorum ama eğer o video bundan gelirse bilin ki bundan başladım. Bu kadar. Bunun hakkında diyeceğim başka bir şey yok sanırım. Çünkü konusunu bilebilirim. Ne diyebilirim ki? Yani yaşadığım bir anı yok bununla alakalı. Son kitaba geçmişiz sanırım. İyi, bu video kısa sürdü. Part 1 çok uzun sürmüştü ya. Editleyene kadar canım çıkmıştı. Bir de bunun editi var işte. Bir Çalgıcının Seyahati. Bu bildiğim üzere 2 kitap. Ama değilse beni suçlamayın, tamam mı? Yani bilmiyorum, bunu alırken sanki 2 kitap diye hatırlıyorum. Bir Çalgıcının Seyahatini ben Sıla abladan hani önerisini almıştım. Yani tabii birebir almadım, yani o kadar tanımıyorum. Ama videosunda böyle tek kitapları yorumluyor. Onlardan biri de buydu. Ve bilmiyorum, böyle anlatımı o kadar böyle aşırı gülerek okudum demişti. İşte şezlongda falan ne otururken okumuş böyle. O havayı ben çok seviyorum. Hele böyle yazın böyle mutlusunuz. Aldığınız sarı, benim sarı koltuğum var biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorum. Vlog ya da okuma maratonlarına denk geldiyseniz biliyorsunuzdur. O sarı koltuğu oturup güneş vururken kitap okumak ve kitabın beni güldürmesi olayı mükemmel bir olay. Bence 10'da 10 bir aktivite. Ve o kitaplardan biri olduğunu bildiğim için, yani en azından öyle söylendiği için, ben de alayım dedim ve çok ucuzdu. Umarım bir okuma fırsatı elde ederim. Gerçekten şu sınavlar bir bitsin. Bir bitsin, neler yapacağım. Ne olur bitsin hani. Ya da iptal edilmez de. En azından bitsin. Bitsin gitsin. İkinci sınavlar iptal edilsin. Umarım. Neyse, oralara çok değinmiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Total olarak. Bayağı, yani normalde videolarımın 20 dakika sürdüğünü düşünürsek bence bu video 12 dakika falan olacak. Ve mutluyum. Yani kısa video yapabiliyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bir şey deneyeceğim, buraya kadar geldiyseniz, çok merak ediyorum benim videolarımı böyle sonuna kadar izleyen var da, yani böyle aşına kadar hani, buraya kadar geldiyseniz yorumlara emoji bırakın diyeceğim. Ama hangi emoji? Buyur buradan yak. Aa, buldum. Yorumlara taco emojisi bırakın. Nedenini işte anlayanlar anlar. Ben söylemeyeceğim. Videolarımda yok, yapmazsınız biliyorum da. İşte taco emojisi bırakın, tamam mı? Anlamını bilenler de biliyorum yazsın. Çok merak ettim. Anlamını hatırlayanlar, onu da oraya kadar izleyenler falan var mı? Tamam. Çok merak, bir videoluk böyle deneyelim. O zaman videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı sevdiyseniz, ki
sevdiğinizi düşünüyorum. Bence eğlenceli biriyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.